Sevgili Mutfak kanalından, mutfağımdan tüm kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim hepinize sevgi dolu merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çorumumuzun meşhur leblebileriyle kendime has yorumlamış olduğum leblebili kurabiye tarifimi paylaşacağım. Aslında bu tarif benim çok eski bir tarifimdir ve yıllardır kime ikram ettiysem mutlaka tarifini de almıştır. Kanalımda çok daha önceden paylaşmıştım ama kaçıran arkadaşlarım için tarifimi tekrar güncellemek istedim. Bu arada tarifimi deneyen arkadaşlarımdan da yorumlarını mutlaka bekliyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Öncelikle tarifimizde kullanabilmek için 200 mililitrelik klasik boy su bardaklarıyla bir su bardağı sıvı yağı yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Ardından üzerine bir poşet toz halde krem şanti ve 2 yemek kaşığı da pudra şekeri ekliyorum. Tarifte kabartma tozu veya vanilin kullanmıyoruz. Eğer arzu ederseniz isteğe bağlı olarak bir paket şekerli vanilin ekleyebilirsiniz. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra üzerine yine aynı bardakla elenmiş 2 su bardağı leblebi unu ilave ediyorum. Yine leblebunu da diğer malzemelerle karışıncaya kadar çırpma teliyle karıştırma işlemine devam ediyorum. Bu arada benim kullanmış olduğum leblebi unu hazır olarak satılıyor. Eğer bulma imkanınız varsa mutlaka hazır satılanlardan kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer bulma imkanınız yoksa da evde kavrulmuş olan sarı leblebileri mutfak robotundan tamamen un haline gelinceye kadar geçirip o şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Leblebi tozunun hemen ardından yine aynı bardakla bir su bardağı da un ekliyorum. Unu lütfen tek seferde eklemeyin kurabiye hamurunuza. Ben en az 5-6 seferde ekledim. Azar azar yedirdikçe yedirdikçe eklemenizi tavsiye ederim. Tek seferde eklediğiniz takdirde hamurunuz kesinlikle sıkışmış bir hamur olacak ve elinizde kum gibi dağılacak. Şekil vermekte de zorlanacaksınız. Birazdan göreceğiniz kıvamı elde edinceye kadar sizler de ihtiyaca göre kontrollü bir şekilde un ilavesinde bulunun. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışmayan, kolay şekil alabilen bir hamur oldu. Yeteri kadar güzel bir şekilde yoğurmuş olduğumuz hamurumuzdan şimdi cevizden birazcık daha büyük olacak şekilde parçalar kopartıyorum. Elimle güzelce yuvarladıktan sonra üzerine bir tane leblebi batırarak yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Ben hem serviste hem ikramda daha şık bulduğum için genelde bu boyutlarda hazırlıyorum bu kurabiyeyi. Ama sizler arzu ederseniz biraz daha ufak boyutlarda hazırlayarak daha bereketli bir kurabiye de elde edebilirsiniz. Yine üzerine batırmış olduğunuz leblebi de tamamen isteğinize kalmış. Arzu ederseniz tamamen sade olarak da pişirebilirsiniz atlamadan hemen tekrardan şuna değinmek istiyorum. Biraz evvel malzemeleri eklerken de söylediğim gibi eğer leblebi unu bulma imkanınız yoksa evinizde daha önceden almış olduğunuz böyle e, tuzsuz sarı leblebiniz varsa mutfak robotundan geçirerek onu da kullanabilirsiniz. Mutfak robotundan geçirdikten sonra güzel bir şekilde eleyip tamamen elenmiş un haline gelmiş olduğundan emin olun lütfen. Hazırlamış olduğum kurabiyelerimi önceden 170 derece alt üst ayarda ısıtmış olduğum fırında yaklaşık 17 dakika kadar bir sürede pişirdim. Pişme süresi ve konumu fırından fırına mutlaka farklılık gösterecektir. Sizler de kendi fırınınızın pişirme durumuna göre kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Bu kurabiyelerin altı üzerine kıyasla çok daha erken kızarıyor. Üzerinin de tamamen kızarmasını beklemeyin. Altını bir kontrol edin. Yeteri kadar güzel kızarmışsa artık fırından alabilirsiniz. Fırından almış olduğunuz kurabiyeleri de tepsiden kaldırmak için kesinlikle acele etmeyin. İlk sıcaklığıyla dağılacaktır. Bırakın tepsinin içerisinde tamamen soğusun. Ondan sonra ayrı bir kaba aktarın. Tamamen soğutmuş olduğum kurabiyelerimden hemen bir tanesini böldüm iç dokusunu da görüyorsunuz. Hem kıvamı hem lezzeti hem kokusu gerçekten inanılmaz derecede güzel ve bildiğiniz kurabiyelerden gerçekten çok farklı bir lezzet oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemenizi isterim. Başta da belirttiğim gibi kanalıma ait en eski tariflerimden bir tanesiydi. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve memnun kalırsınız. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet şifa olsun inşallah. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yoruma benim için bir kalp ya da bir çiçek bırakmayı unutmayın lütfen. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gelecek tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın. Tarifimizin daha çok kişiye ulaşabilmesi ve daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.